Selam Şef YouTube kanalıma hoş geldin. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Köy Binası 13 hesabımızda klan savaşı yapacağız arkadaşlar. Cap canlı bir klan savaşı olacak. Onun dışında duvar basacağız. Yine ganimet kasacağız. İşlemlerimiz bu şekilde olacak ve bunu kraliyet hayaleti kullanarak yapacağız arkadaşlar. Bakalım Köy Binası 13'te ne kadar başarılı saldırılar gerçekleştireceğiz. Ben üçlük dışında bir şey olacağını düşünmüyorum açıkçası ama tabii ki bakalım izleyelim görelim. Elimizdeki ganimetlerimizle şöyle birazcık ılık ılık duvar basmak istiyorum. Şöyle beyaz duvarlarımızdan karman çorman basıyorum arkadaşlar. İkinci duvarımızı bastık. Şöyle üçüncü duvarımızı basalım. Köyümüzde çünkü X ile basılacak hiçbir şey kalmadı. Sırf bu X'lere sizlerle birlikte böyle stres atarak duvar basmak için beklettim. Bunun bilgisini vereyim. Hatta altınla da basacağım birazcık. Son kalan topumuz var onun yükseltmesinde gerçekleştireceğiz. Evet top basacağım kadar bir altın bıraktım ve buradaki topumu da 9 milyon 800 bin karşılığında yükseltmeye veriyorum. Elimdeki ganimeti harcadım. Şimdi gelelim klan savaşımıza. Klan savaşımızda bir adet canlı saldırı varmış. Güvenin saldırısını yakaladım. Bir bakalım abi neler yapmış. O ejder yarasa patlatmış. Ejder ejder binici yarasayla da köyü fullemiş arkadaşlar. Güveni tebrik ediyoruz. Keşke biraz daha erken yakalasaymışız. Bu güzel üçlüğünü görmüş olsaydık. Bu arada köy binası 13 galiba kendisi. Ya da 14 de olabilir. Yok 14 olamaz ya 13. Ee, rakibi de güzel fullemiş. Şimdi biz nereye dalacağız? Bu arada Real Brothers klanıyla oynuyoruz arkadaşlar. 131'e 114'lük bir üstünlüğümüz var. Rakip saldırılarında eksiklik bırakmış. Yaparlar mı yapmazlar mı bilemiyorum ama... Kafalarına göre ya. vallahi yapmazlarsa bizim avantajımıza gelir. Şimdi rakibin 16.sı köy binası sonuçları içerisinde klan savaşında denk gelen en güçlü köy arkadaşlar. Buraya yapacağımız saldırıyı bir kontrol edelim. Taktiğini anlatayım. Hız büyülerimiz var. Kraliyet hayaletlerimiz var. Bunlarla dış taraftan ılık ılık temizlik yapıp sonra da pataküte gireceğiz. Açıkçası saldırı butonuna basıyorum. Kombinasyonumuz bu şekilde. İki tane de dev iskelet aldım ve Saldırıya geçiyorum. Klan kalemizde tomruk, yeti, Valkyrie var arkadaşlar. Şimdi hız büyülerimizi güzel değerlendirip dış taraftan bir temizlik yapmak istiyorum. Yani zaten 10 tane hız büyüsü fazla olduğu için çok fazla kaçınmadan e, kullanacağım. Bunun bilgisini vereyim. Şöyle dış tarafları da gönderelim. Bir yandan belediyeyi alacağız, bir yandan dıştaki çoklu cehennem, kaya saçar. Ne bulursak alacağız arkadaşlar. Evet altın deposunun oradan bir tane daha gönderiyorum kraliyet hayaleti. Bu arada çoklu cehennem kulesinin olduğu bölüme de bir hız büyüsü atıp temizliğe buradan devam edelim. Evet belediye binasına ılık ılık ilerlerken bir tane daha hız atıp kraliyet hayaletiyle de coşturdum. Hatta bir tane daha attım iki tanesi temizlesin iyice garanti olsun. Abi şu kırmızı olan noktalardan asker atmaktan sıkıldım ya attığım vallaha oraya denk geliyor. Şu dıştan daha savunmaları temizleyelim bir yandan. Onların temizliği de bizim için önemli bir husus. Çoklu cehennemi alacağım. Bir tane daha atıyorum hatta çoklu cehennemden sonra X yayını da alacağım arkadaşlar. Evet hız büyüsünün desteği bu noktada önemli görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok X yayını da aldık. Altta çok kayda değer bir şeyler yok. Şöyle dış taraftan da birazcık temizlik yapalım. Elimizde bolca hız büyüsü var. Şunlarla da destekleyelim abi. Dediğim gibi eve götürüp Evde biriktirmeyelim bunları. Kaya Saçar'a doğru ve Cehennem Kulesi'ne doğru ilerlerken şu bölümde tekrar bir hız büyüsü atıyorum. Çoklu cehennemi alma çabamız olacak. Şu iskeletleri bir kenara çekelim. Bir uzaklaşsınlar biz rahatça çoklu cehennemi ve diğer savunmalarımızı alalım en azından. Evet çokluyu aldım. Şuradaki Kaya Saçar'ı da alalım. Oraya da bir hız attım. Bomba kulesini indirdik. Hava savunması. Süre kontrolü yapıyorum. İki tane attım. Şöyle koşu yolunu hızlandırdım ve Tersten de savaşa başladım. Ulan ilk abicim zehir atalım. Orada kelle avcısı da var. Aman aman dikkat tomruk yıkılmasın. Dev iskeletler de geldi. Bir koruyucu özelliğini bastım artık. Evet şuradaki kaya saçarı almamız gerekiyor demiştik. Unutmuşuz. Oraya da bir destek yardım attım. Köyde doğrusu bir şey kalmadı zaten. Şöyle merkezi bir öfkelendirelim. Dev iskeletimiz tanklarken kaya saçarı hala alamadım. Bir tane daha gönderdim abi. Ordu ilerliyor. Ordu da bir problem yok. Süre beni korkutuyor sadece. Birazcık hızlanmam gerekiyor. Yani en azından kahraman özelliklerini basmam lazım. Köyde çok fazla şey var. Barbar kralın özelliğini bastım. Dev iskeletler tanklarken güzel temizlik yapıyoruz abi. Kraliyetin özellik kullanıldı. Kraliyetin özelliğinin kullanması benim çok kötü antim oldu. Çünkü kraliyete çok güveniyordum abi. Kraliyeti biraz daha farklı bir yerden atsaymışım ya. Oo, of of. Duvarları şimdi biz nasıl parçalayıp süreyi yetireceğiz. Süreyi yetiştiremeyeceğim arkadaşlar. 3 yıldızı alamadık ya. Of of. Ben bu ordunun hız büyüsüyle değil yarasa büyüsüyle olanını daha çok sevdim. Bana daha güzel geldi abicim. Valla bana daha güzel geldi. Bak süre bizi patlattı. Yani o arka tarafı kraliçeyle koruyucuyla ben alırdım ama %97'de kaldık. Üzüldüm gerçekten üzüldüm. Neyse sağlık olsun. Artık yapacağımız diğer saldırılara diyelim. Lekesiz Yavuz saldırıyor. Yavuz'un saldırısını yakalım. Bakalım kraliyet hayaleti mi kullanıyor? Yo. Direkt yeti atıcı saldırısı. Alev atıcıyla bir noktayı temizlemiş. Ortadan atıcıları çok güzel sokmuş. Şifacı destekliyor. Duvarı kıramadı. Duvarı kıramayınca askerler, atıcılar birazcık sinirlenip kaydı arkadaşlar. Belediye binasının orada alev atıcılar... Alev atıcı diyelim daha doğru olacak. Bir tane var sonuçta. Güzel destek verdi ama alev atıcı patladıktan sonra bakalım. Orayı Yeti Walker'ı alabilir mi? Agacım arkada çok ağır savunmalar var. 3 gelmez. Kraliyette en önden koşuyor. Barbar Kral'ın, Kraliçenin özelliği maalesef yok. 3 gelmeyecek ama güzel de bir saldırı yapmış. Lekesiz Yavuz tebrik ediyoruz. Evet bir tane daha canlı saldırı var. Bu saldırıdan 3 yıldız gelmeyeceği kesinleştiği için çıkıp ona bakmak istedim. Evet güven hızını alamadı bu sefer rakibin 18.sine saldırıyor. Ejder Ejder binici yarasa saldırısı. Vallahi bak hem Güven'in hem Yavuz'un saldırıları güzel oldu ya. Videomuza renk kattılar. Evet belediye binası 14'e saldırıyor bu sefer. Güven kardeşimiz ya da abimiz bilmiyorum yaşını. Zeplin gönderdi. Bir kasırga çıktı hemen püskürtücüyü dondurdu güzel. Köy binası 14 bu düzeni daha önce görmüştüm arkadaşlar. Evet belediye binasına doğru Zeplin ilerlerken. Zeplin'e bir öfke atıp belediye binasını alması gerekiyor. Balonlar aldı abi orada bir problem yok. Bu arada barbar krallığa kraliçede alt tarafta olan klan kalesindeki tazıyı çıkmasaydı çok güzel olacaktı yine. Güzel abi güzel. Şu Kaya Saçar'ın inmesi lazım ama. Çoklu, Cehennem ve Kaya Saçar. Yarasaları nereden atacak? Üstten attı. Bir dondurma geldi. Büyücü Kulesi ile Çoklu Cehennem'e. Güzel gidiyor kötü gitmiyor bu arada. Şu Çoklu'nun inmesi lazım bir dondurma daha geldi. Şimdi yarasalar burayı derbeder herhalde en son şuraya ya da buraya kayacak. O buranın inmesi de muazzam oldu. Şu an yarasalara muhteşem bir yol açıldı arkadaşlar. Abi tek cehennemi dondurma güven gözünü seveyim ya. Şurayı dondursan daha tatlı olacaktı. Yine 3 yıldız geldi yine geldi de. Ya şurada kullansa daha tatlı olacaktı. Abi daha kraliyetin özellik var zaten. Güzel güzel. Yani orada çoklu cehennem kaya saçar güven ya. Gözünü seveyim. Tekliği niye donduruyorsun? Zaten yarasalar orayı saniyesinde eriten hayvanlar demeyeceğim hayvanlar ayrı bir şey. Ne denir abi yarasa da hayvan aslında ama petlerle karışmasın diye. Birim diyeyim abi birim. Yarasa da bir birim sonuçta. Uçan bir birim. Canlı. Ama çokluğuyla kaya seçer eritiyor. Tekliği saniyesinde eritirlerdi. Olsun yine 3 yıldız aldı. Abi ben güvenin köy binasının seviyesini merak ediyorum ya. 13, 13 dedik pardon. Adam 14'ü fulledi. Daha demin de kaça daldı? Da 29'a daldı. Da Vallahi güvenin 13'e mi daldı yine ona bakacağım. 12'ye dalmış. Adamın sağa solu belli olmuyor. Köy binası 13 dedik. Şöyle yine bir kontrol edeyim. 14, 14. Hayvan görmedim yani. Dikkat etmedim hayvana da. Nerede abi güven? 20. sıradaydı değil mi? Aynen. Videomuzun konusu güven oldu. ha Şaka maka. 13'müş tahminimiz doğru. Adam köy binası 13. Gitti bir 12'yi fulledi. Bir 14'ü fulledi. Eline sağlık diyoruz. Neyse bizim ordumuz şimdi çıkıyor arkadaşlar. Ee, ordumuzda şöyle yapacağım. Hız büyülü de dalacağım. Bakın ikinci kombinasyonu da şöyle yapacağım. Orduyu hazırladım. İkinci kombinasyonda hızlardan birazcık keseceğim aga. 6 tane yarası alacağım. Zehir de sil. Şöyle 3 tane de dondurma alacağım. Hem hız kullanacağım hem yarasa hem dondurma. Evet bu şekilde de bir kombinasyonumuz olacak sayın izleyicilerimiz. Haydi diğer savaşlarımıza geçelim. Köy binası 14'e zorlayacağım arkadaşlar. 3 yıldız alır mıyız almaz mıyız bilmiyorum. Birazcık zor gibi duruyor ama yine de sağları yapacağız. Şimdi baktığımız etapta kartal topu bölümü hoş. İyidir, hoştur ama alınır mı? Şimdi şu taraftan bir tomruk kahraman ilerlemesi yapabiliriz. Dış tarafı bir temizleyelim arkadaşlar müsaadenizle. Müsaade varsa şöyle bir kraliyet hayaletlerimizde bir ince dokunuş yapalım. Bir ince dokunuş yaptıktan sonra büyücü kulelerine doğru ilerlemek istiyorum. Şöyle bir Kraliyet hayaleti desteği şuradan da atalım abi. Alttaki bölümlere de ulaşalım abi. Şu kırmızı bölümlerden nefret ediyorum abi. Hız büyüsünden yararlanıp bir tane daha kraliyet hayaleti gönderdim. Rakip kraliyet şampiyonunu indirip büyücü kulelerini vesaireyi almak istiyorum. Şuradan da attım. Depolara da gidelim. Şurada bir büyücü kulemiz var. Oraya kayabilir miyiz? Şöyle bir tane daha gönderdim. Klan kalesinden askerler çıktı bu arada. Rahatsız edici ya. Vallahi rahatsız edici. Bir tane daha hız büyüm var. Şurayı zorlayabilir miyiz arkadaşlar? Denenir yani denemekte fayda var. Dış tarafı bir temizleyip iç tarafındaki X yayıdır vesairedir girelim. En azından tekli cehennem kuleleri şu an için inşaada gözüküyor. Evet okçu kulesini de alıp direkt X yayına doğru kayacağım. X yayını almam önemli. Büyücü kulesi de benim için önemli. İki tane destek attım. Şu tarafı galiba temizleyemeyiz. Orada öyle bir umut gözükmüyor. Bir tane daha gönderdim. Aldık abi. Diğer X'e'yi de şu an zaten güzel bir noktada. Aman aman internet kopmasın. O kadar uğraştık biladerim. Şöyle barbar kral geldi, tomruk geldi, koruyucu geldi, dev iskeletler geldi, kraliçe geldi. Bir tane de kraliyet hayaletimizi attım. Şöyle bir öfkelendirme yapıyorum. Barbar kralın özelliğini bastım. Kraliyeti de gönderdikten sonra koruyucu özelliğini bastım. Abicim yarasaları nereden atacağım? <laughs> Vallahi sıkıntı. Şu büyücü kulesi de alınsın. Abi belediyenin mutlak surette inmesi gerekiyor. Kraliçe galiba orayı alır diye tahmin ediyorum. Barbar kralımız üst tarafta kraliçeye birazcık yem oluyor. Bir yandan savaşı başlatmak istiyorum. En azından şurası temizlenirse benim için güzel olur. Belediyenin zehri bizi mahvedecek çünkü. Şuradan okçularımı gönderdim. Kraliçeye şöyle güveniyorum. Belediye binasını almak adına güveniyorum. Gir şuradan özellikle belediye alalım. Güzel. Köyde bir şey kalmadı süre yeter mi? Onun kontrolünü yapıyorum. Belediyenin zehrinden etkilenmek de istemiyorum arkadaşlar. Şöyle Kaya kayasaçarın üstüne yarasaları bıraksam aşağıdaki tekli cehenneme giderler mi? Abi zehir eritiyor. Al 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 aman 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 aman. Şöyle bir dondurma atalım. Abicim daha tesalar varmış tesaları unuttuk. Köy binası 14'ü üçleyecek gibiyiz ama süre yeterse şuraya bir dondurma daha attım. Okçularımızın desteğini atıyorum. 99 vakası gibi ya da 98 olacak gibi. Klan Kalesi bir depomuz var. <laughs> çok güzel savaş oldu lan valla. İksir deposunu alacağız mı? Aldık ama Klan Kalesi'ne gücümüz yetmeyecek gibi 99. Lan ganimeti alsaydık. Aha erittik lan siz adamsınız be. Köy binası 14'ü fulledik be. Vallahi çok güzel oldu arkadaşlar. 55 kupa aldım. Hayatımda galiba aldığım en yüksek kupalardan birisi olabilir. Diğer savaşımıza geçiyoruz. Aga bir önceki savaşta öyle gaza geldim ki bir daha köy binası 14'e dalacağım. Bu sefer bayağı güçlü bir köy binası 14. Yani klan savaşında köy binası 13'ü fullleyemedikten sonra köy binası 14 fullemem muazzam oldu. Çok mutlu oldum. Ee, yarasanın gücünü de burada fark etmiş olduk en azından. Sıkıntılı bir düzen diyebiliriz. Sıkıntılı bir köy ama ganimeti almaya çalışacağım elimden geldiğince. Kartal topunun oradan girmek mantıklı gibi durdu. Şöyle dış taraftaki bölümleri yine kraliyet hayaletlerimizle ılık ılık temizleyelim. Şu bölüme de birazcık destek atalım. İlk etap temizlendikten sonra biraz daha iç kısma yöneleceğim bu arada. Savunmaları da indirelim. Büyücü kulelerini indirelim. Büyücü kuleleri bizim için önemli. Yarasalarımızın yol açılması adına. Şöyle gönderiyorum. Burada da bir tane Büyücü kulesi var. Okçu kulesini de alalım. Havandan çok zarar gelmez. Şu üst taraftakini de alalım abi. Şuradan girmeye devam edelim. Şu büyücü kulesini alalım. Belediyeyi zorlasam mı onu düşünüyorum bir yandan. Büyücü kulelerini alıyoruz. Çok güzel abi. Yani köyde doğurdun bir şey kalmadı ama merkez çok sıkıntılı bu arada. Şöyle biraz daha destek atıyorum ve hız büyüsüyle de şurayı coşturacağım. Çoklu cehennem kulesini de alalım en azından. Abi çok fazla tuzak çıktı ya. O birazcık kötü oldu. Şuradaki okçu kulesine de bir salça olalım. Şuradan e, kendimize bir yol açtık. Bomba kulesini alırsak bu arada güzel olur. Biraz daha destek atıyorum. Bir tane daha hız büyümüz var. En azından onunla da şekillendireceğim ama iskeletler birazcık saçmaladı. Neyse kalan 3 tane de bize bir kalsın. Şuradan bir başlangıcımızı yapalım. Barbar kral, tomruk, kraliçe, dev iskeletleri aman diyeyim unutmayalım. Şuradan da bir yol kesme işlemi gerçekleştiriyorum. Çünkü ordunun çok fazla kaymasını istemiyorum. Ordumla birlikte yani kahramanlarımla birlikte kraliyet hayaleti desteği de attım. Bak sağ tarafa kayıyordu barbar kral. Kanından tanırım ben bunu. Şöyle bir koruyucu özelliği basalım. Güzel bir noktadayız bu arada. Belediye binasını alabilir miyiz? Onu izleyip göreceğiz. Bir tane de hız büyüsü var. Hız büyüsünü de değerlendirelim. Kraliyet şampiyonumuzda şu noktadan gönderdim. Yarasaları da İç kısma doğru yönlendirdim abi. Çünkü köyde bir şey kalmıyor. Yani kahramanların bu kadar verim verebilmesi için iç kısımda da güzel destek sağlamamız lazım. Sonuçta belediye binası da inşaatta. Kraliçe geliyor o bölüme. Kraliçenin özelliğiyle belediyeyi alırız. Şöyle bir kraliçe özelliği kullanalım. Kaya saçarı temizlersek yarasaların hayatta kalması muazzam olur. Şu an ne tanklıyor bilmiyorum ama yarasaların hayatta kalması en azından beni mutlu ediyor. Belediyeyi de aldık kaya saçarı da alıyoruz şöyle bir kraliyet özelliği basalım. Arkadaki kahramanlara birazcık mermimiz yetmeyecek. Ulan var ya şuradan X'in de alsaymışız güzel olurmuş. E o kadarını da bilemiyoruz tabii ki. 2 tane 3 tane okçum kaldı. Bunları da şöyle depoya doğru gönderdim gitti. Birazcık ganimet kallama. Bu köyde üçlüyorduk fark ettiyseniz. Yani şuradaki kahramanlar kaldı ki bu kahramanlarımı elimdeki 3 tane kraliyetle temizlemeyi denesem hız büyülerini falan buraya atsaydım demek ki köyü üçlermişim arkadaşlar. Evet savaştan yavaştan çıkıyorum. Tamam dedim 3 tane okçuyu beklemeyeceğim. Güzel e, ganimet aldık bir sonraki savaşımıza geçebiliriz. Bir de köy binası 15'e girelim istedim arkadaşlar. Bakalım köy binası 13 ile 15'i fullleyebileceğiz mi? Belediye binasında o nokta güzel. Buradan bir belediye binası temizliği kıyak olur aslında. Başarabilir miyiz? Ona bir bakalım. Şöyle hemen ılık ılık kraliyet hayaletlerimi gönderdim. Oo Kaya Saçar'da var. Sevdim ben bu işi ha. Evet şuradan kenardan temizliklerimizi yapalım. Yavaştan içeri doğru yönelelim. Köy binası 13 ile de köy binası 15 fullemek güzel bir video olur bence. Şöyle ilerliyorum. Uf, ufak bir internetimizde kopukluk yaşanıyor ama toparlayacağız. Şuraya bir e, okçu attım arkadaşlar. Klan Kalesi'ndeki askerleri o noktaya çekmek istiyorum. Desteklerimi de bir yandan atıyorum. Elimizdeki hız büyüsünü değerlendirmek istiyorum. Bu arada büyülerimiz arasında birazcık problem olmuş. 5 yarasamız var, 5 dondurmamız var. Bakalım bize yararlı mı olacak, faydalı mı olacak? Üst tarafa bir okçu daha atalım. Şu yetiler bir gidin abi. Allah aşkına bir gidin ya. Deli oldum gerçekten. Şimdi şuraya 3 tane 4 tane kraliyet hayaleti attım. Bir tane de hız büyüsü attım. Şuradan bir kaya saçar ulaşalım. Şuradan bir kaya saçar ulaşalım. Belediye binasında alalım abi Allah'ın izniyle. Onu da aldık. Kaya saçarları da vuruyoruz. Güzel gayet güzel. Şuradan bir tane daha destek. Şuradan bir tane daha destek. İnşaatçı kulübeleri çünkü tamir ediyor. Kaya saçarları da aldık. E biz daha ne isteriz? Selamın aleyküm. Şuradan saldırımızı başlattım. Barbar kral ve tomru gönderdim. Şöyle bir koruyucu desteği. Hemen önden dev iskeletleri atıyorum. Tomruk duvarı kırdıktan sonra içeri doğru giriş sağlayacağız. Kraliçeyi de saldım gitti ulan. Şurada bir öfkeyle burayı bir coşturalım agalar. Evet 7 tane daha kraliyet hayaletim var. Dış taraftan temizliğe devam ediyorum. Şurada bir koruyucu özelliği basalım. Kartal topu deniyor. Merkezdeki monolite neler yapabiliriz bilmiyorum ama şuradaki büyücü kulelerini gördüm. Direkt kraliyeti oraya saldım. Monolite doğru hasar vermeye devam ediyoruz. Evet bu arada 5 tane dondurmamız var. 5 tane yarasamız var. Bu anlamda dondurmalarımdan kullanabilirim. Gerçekten kullanabilirim. 56 saniye gibi bir süremiz var. Merkezde bir dondurma atıyorum. Şu kraliçe birazcık hareket et ya. Birazcık hareket et. Şimdi şuradan yarasaları saldım. Birinci dondurmam şu noktada geliyor. İkinci dondurmam da şu noktada geliyor. Oraları bir temizleyelim. Bir dondurma daha kullanacağım burada. Şöyle ve kraliyet hayaleti atıyorum süreden patlamamak adına. Şu büyücü kulesi de indi muazzam ilerliyoruz. Kraliçenin özelliğini bastım. Köyde hiçbir şey kalmadı. Şuradan bir destek, şuradan bir destek attım. 3 dedik geçtik köy binası 15'i. Köy binası 13 ile köy binası 15'i fulleme keyif. Ev. Evet Vallahi 2 bina üstümüzü hiçbir birlikte fulleyemeyiz arkadaşlar. Ama işte Kraliyet hayaleti böyle bir kombinasyon. Gerçekten yarasa ile birleşince muazzam güçlü oluyor ve şu an internetin gidip kablosunu ısırayım mı, koparayım mı, ADSL mi parçalayayım anlamadım ya sürekli kopup durdu bugün. Neyse güzel bir video çıkarmayı başardık. İnternette ne kadar problem olsa da bunu başardık. Bu yüzden mutluyum. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.